Mesela Allah'ın ipine sarıl, mevlevilikte mesneviye tabi olan anlamına geliyor. Yani Rumilerin bir kısmı için diyelim de öyle anlasınlar. Mesela birisine şifre vermek istediklerinde ayrılmasını veyahut asi olmasını, mesela Türkiye'de yaşıyor, diyor ki başkalarının seni yönlendirmesine izin verme. Mesela askerdeyse altına diyor Mevlana, başkalarının seni yönlendirmesine izin verme. Yani masonik bir haberleşme yöntemi oluyor bu onun kendi aralarında. Bak kör olabilirler. Yani deccal olabilirler. Ya da daha kötüsü akbaba olabilirler. Yani leşe konan, leş yiyenler olabilirler. Hakaret de etmiş oluyor. Böyle şeylerde bir şifre sistemi olarak kendi aralarında bunlar Mevlana'nın sözleriyle anlaşıyorlar. Mesela çok masum bir şey gibi görünüyor. Ya diyorsun ne var nehirde bir şey yok. Halbuki o nehir günlerce Müslüman kanı akmış bir nehir. Barada nehri. Adam ona şiir yazıyor. Kendi aralarını şifreleşmede kullanıyorlar. Bak hapsolmuş kuşun kanatları balıdır. Balık tavada cızıldar. Yani Müslümansa Kur'an'a hapsolmuş olarak görüyorlar. İslam'a hapsolmuş olarak görüyor. Mesela şimdi görünmezliği görüyorsun. Eğer iyi istihbarat yapamıyorsa, mesela şimdi görünmezliği görüyorsun diyor. Yani hangi cümle ona uygunsa, ondan bir şifre konuşma yapıyor. Ne diyor? Ya ben bir şey demedim diyor. Mevlana'nın şiirinden bir mısra gönderdim sadece diyor. Hayır adamın niyeti bu olmamış olabilir bu şiiri yazanın. Ama kendi aralarında masonik haberleşmede bunu kullanıyorlar. Yani masonik derken sapkın masonik diyelim çünkü masonların hepsi anormal değil. İyileri de var, yanlış yolda olanları da var. Sonra bu şiiri nerelerde nasıl kullandıklarını daha detaylı anlatacağım. Yani şimdi yüzeysel bilgi veriyorum. Ya bu tarz şiirler nerelerde kullandıklarını. Hülagü'nün en ünlü özelliklerinden bir tanesi, insan kafasından dağ oluşturması. Mesela şehrin giriş kapısına, girişine 100 metre yükseklikte insan kafasından dağ oluşturuyor. Görenin kanı iliği çekiliyor. Adam ne derse yapacak hale geliyorlar. Baycun Oyan en azılı katilidir Hülagü'nün. Ama Mevlana'nın dizinin dibinden hiç ayrılmamıştır. En has müridir aynı zamanda. Gerçek Mevlana'yı bir kenara koyalım. Bize anlatılan, tarihte anlatılan Mevlana bu. Gerçek Mevlana Anadolu'da ve kendi halinde mazlum, yaşlı bir ihtiyar. Müslüman da o ayrı. Biz onu ayrı tutuyoruz.